Esma'yı görüyorum bazen bahçede. Ne yapıyor o? İşletmede okuyor, üniversitede. Gerçi pek istemiyor ama. Duygusal bir de benziyor galiba. Ha? Sen derdini Demir'e değil bir başkasına anlattın. Ne? Neydi abisinin adı? Selim. Selim. Selim'e anlatmışsındır. Selim de şimdi babanı kovmakla meşguldür. Oynamaman gereken bazı şeyler var. Anlamadım. Esma. Sen nereden biliyorsun? Demir. Tamam bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım. Açık konuşuyorsun değil mi Behi? Evet. Peki. Kocana güveniyor musun? Elbette güveniyorum. Yapma Behi. Eşiniz şu anda benimle birlikte olduğunuzu biliyor mu? Hayır. Bu konuyu ona açmadım. Ben hayatınızı değiştirmenizi istemedim ki. Yalnızca hak ettiğim yerde olmak istiyorum. Hanımefendi. Çok mersi. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ömer, bizim ve Nebile'nin bilmediği bir şey var mı? Var. Abicim, evlenecek kız dedikleri böyle oluyor işte. Kız bay bay dedi gitti. Bay bay. Ozancığım, bu bir prensip meselesi. Ben sana para vermeye devam ettiğim sürece sen de istemeye devam edeceksin. Seni asalaklaştırmaya niyetim yok. Açarım. Tamam ya. Bir dakika. Ya. Sıkılıyorum. Sıkılıyorum. Kapıyı açtığımda Esma ile Demir'i yatağın üzerinde buldum. Esma mı? Evet. Demir eve sarhoş gelmiş. O da onu yatağına yatırmaya çalışıyormuş. Yani bana öyle söyledi. Bu nasıl olur? Sen hiç aşık olmadın mı abla? Evet. Bir keresinde olmuştum. Yani çocukken. Sonra büyüdüm geçti. Esma'nın Demir'e ilgisi var Suzan. Geçen gün odasında Demir'in fotoğraflarına bakarken yakaladım. Ta o zaman söyledim. Unut bunu dedim. Böyle bir şey asla olamaz dedim. Kaça kalkarlar acaba? Vallahi aşağı yukarı 50 milyonu bulur. Yapma ya. Burası böyle. Anladım. Sağ ol. Ben nereden bulacağım 50 milyonu ya? Anne sarhoştu, yere düşmüştü, kapıyı açamıyordu. Arhanlara hiçbir şey olmaz. Onlar düştükleri gibi kalkabilirler. Koskoca Demir Arhan'a yardım etmek sana mı düştü? Esma, size yıllarca öğretmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Onlar bizim komşumuz değil kızım, onlar bizim patronumuz. Biz onlar gibi değiliz. Arhanlardan olabilirim ama salak değilim. Bayanların hesabını tabii ki öderim. Ama senin ve arkadaşlarınınkine karışmam. Kendiniz ödersiniz. Tabii paranız yeterse. Orası Arhan İmparatorluğu, burası Kozan kasabası. Hatta köyü. Ve köyden dışarı çıkmak yasak. Yakalandın değil mi? İyi olmuş. Hayır. Bir Nur. Bir Nur Goyalı. Goyalı mı? Evet Goyalı. Bahattin Goyalı'nın kızı. Goyalı kozmetik. Tam üstüne bastınız. Eğer her şey yolunda giderse onunla evlenmeyi bile düşünebilirim. Ozan çek oğlum. Oğluna pişirsin tabii sucukları. Bize gelince salatalık. Pişirip tabii, o daha çocuk. Anne yapma ya. Duyan da altımı falan bağlıyorsun zannedecek ha. Tabii çocuksun oğlum. Çocuğa bak, sakallı bebek. Okula gitmeden tıraş ol yoksa almazlar demedi deme. Yapma ya. Gazeteyi de kaptık işte. Okuyordum ama baba ya. Aman sen önce kahvaltını bitir de büyüyünce okursun gazeteyi. Çok komik. Ben çıkıyorum. Akşama bir şey istiyor musunuz? Yok kızım sağ ol. Ben de çıkıyorum hayatım. Al bu mutfak için. Şunlar da bak bu konu için. Sağ ol. Hadi hoşça kalın. Hop. Ozan hadi bitecek bu masadakiler. Yuh artık o kadar da değil. Bunların hepsini yersem davul gibi olurum hadi ben. Hadi Ozan hadi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Fransızlar geldi mi Selim? Gelmiş olmalılar. Uçakları 8'de iniyordu. Birazdan telefonu gelir. Nando laboratuvarlarını görmüştüm. Çok ciddi bir Ar-Ge'leri var. Birçok ürünü hiç... Kaç kere söyleyeceğim?
Kahvaltıda iş konuşmayın rica ediyorum. Haklısın canım, özür dilerim. Kusuruna bakma anne. Ne de olsa eski kurt. Alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyorum. Bana bilmediğim bir şey söyle. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Demir, oğlum iyi misin? İyiyim anne, niye? Solgun mu görünüyorum? Yok canım. Seni sabahın bu saatinde ayakta görmeye pek alışkın değil de o yüzden. Teşekkür ederim Tatyana. Tatyana, bu peynirin arkası görünmeyeni var mı? Diyeti yapmak zorundayız yavrum. Emir büyük yerden. Sürekli sağlığını bahane eden sensin. Hiç şikayet etme. Tatyana, mutfağa söyle şöyle Demir Bey için kalınca bir omlet yapsınlar. Yok yok, kalsın. Ben de geliyorum seninle. Nereye? İşte tabii ki. Tabii tabii. Aa, niye? Ben Arhan Holding'in yönetim kurulu üyesi değil miyim? Öylesin. Allah'a ısmarladık, ben gidiyorum. Güle güle, güle Selim. Güle güle. Çıkıyor musun? Ben de gidiyorum. Afiyet olsun. Güle güle. Anneciğim, iyi günler. Bir şey söyledim sana. Hayır canım, hiçbir şey söylemedim. Ben konuşurum, sen hiç merak etme, tamam mı? Tamam. Esma. Efendim. Bir bakar mısın kızım? Geliyorum. Kapat kapıyı Esma. Bak kızım, bugüne kadar senden pek az şey istedim. Allah için sen de isteklerimi hiç geri çevirmedin. Şimdi senden önemli bir isteğim daha var. Bir süre için ön bahçeye çıkmanı istemiyorum senden. Aileden, özellikle Behiye Hanım'dan uzak dur Müsev. İyi ama neden? Esma lütfen. Bu konuyu sen de çok iyi biliyorsun. Daha kaç kere anlatmam gerekiyor? O gece hiçbir şey... Esma, bu konuda seninle tartışmak istemiyorum. Lütfen sözümü dinle. Ama ben bütün çocukluğum boyunca o bahçede oynadım. Ama artık büyüdün. Hem de fazlasıyla. Teşekkür ederim Musa. Allah'a ısmarladık. İyi günler. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Bir dakika, bir dakika, ben de geliyorum. Demir, bırak şakayı, işe geç kalacağım. Şaka yapmıyorum, ben de geliyorum. Allah Allah, bayram değil, seyran değil. Çok hoş gömlek ama. Bence de, rengi rengi. Ay. Bak. Nazlı. Maydanozları ayıkladım abla. Ay tamam, maydanozu sormuyorum. Aa, ne dergisi bu? Moda dergisi abla, moda. Çok güzel elbiseler var abla. Hangisi? Bak. Bak. Aa, 99 milyon etmez. Abla, 999 milyonu. 3 tane asgari ücret. Aklı olan almaz onu. Ben aldım valla. Muhakkak tabii. Valla aldım abla. Bak, beli böyle değil ama etekleri olduğu gibi aynı. Hem de 15 milyon. Aa, gerçek mi söylüyorsun? Nereden? Akıllıların art merkezinden. Nereden nereden? Ulus pazarından be abla. Ya. Ya. Ne zaman bu pazar? Yarın değil öbür gün. Gideceğiz mi yoksa? Madem ki akılların art merkeziymiş, bir gidip bakalım. Hadi şunları yıkayıver. Tamam al. Abla. Onlar bizim komşumuz değil, patronumuzmuş. Ya ne var yani? Hiç mi patronu onunla aşık olan kız yok bu dünyada?
Hem eminim o da benden hoşlanıyor. Ya tamam, kafası karışık, dağınık, yoğun bir hayatı var ama... Ya beni öptü. O öpüşme gerçekti. Hem ben ona itiraf ettim, o da karşı çıkmadı. Sesini çıkartmadı diyelim. Bazen sessiz kalmak da kabul etmektir. Git o zaman evlenme teklif et. Bakarsın sesini çıkarmaz. Ya aman Cihan ya. Öf be, seninle de konuşulmuyor. Git tabii git. Günlük terapim bitti. Cihan Bey başka ne yaşar ki zaten? Cihan, Demir beni öptü. Cihan, Demir bana onu dedi. Bunu dedi. Suç bende. Dinliyorum dinliyorum, sinirlerim bozuluyor. Dinliyorum dinliyorum. Üzülüyorum. Suç bende. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ömer Bey hoş geldiniz. Buyurun hoş bulduk. Sizi yukarı alalım. Buyur. Ne ikram edebiliriz beyefendi? Çok teşekkür ederim. Fazla kalamayacağım. Şöyle ürünlerinize bir göz gezdirmek istiyorum. Tabii efendim hemen. Ömer Bey'e yeni ürünlerimizi getirin. Nasıl bir şey tercih ederdiniz? Takım mı yoksa? Yok hayır. Bileklik türü şöyle. Bilezik tarzı bir şey. Memnuniyetle beyefendi. 1926'da kurulmuş bir şirket. İlk önceleri zeytinyağı ve sabun üretimiyle başlamışlar. Nant'ta 10 bin metrekarelik bir laboratuvarları var. Dünyadaki üçüncü en büyük Ar-Ge laboratuvarı. 1976'da markayı ve perakende üretimini sona erdirip sadece teknoloji satışıyla ilgilenmeye başlamışlar. Şirketin başkanı Erve Boşan aynı zamanda Nant Üniversitesi'nin kimya bölüm başkanı. Bugün bütün dünyadaki nemlendiricilerin... Hadi bir hanım, nemlendiricilerle ilgili derin bilgilerinize biraz ara verebilir misiniz acaba? Abimle özel bir şey konuşmak istiyorum. Sonra devam ederiz Adviye Hanım. Emredersiniz. Dövecek neredeyse ha. Neyse. Çıkar bakalım ağzından şu baklayı. Abi öncelikle şunu bilmeni isterim. İlk dakikadan itibaren buraya gelip çalışmakta gayet ciddiydim. Ama Adviye bütün şeyimi aldı götürdü. Yani sonuç olarak... Anladım ki bu çalışma olayı kesinlikle bana göre değil. Ben o yüzden pistlere dönmeye karar verdim. İyi, dön. İyi eğlenceler. Evet döneceğim ama bu işi artık biraz daha profesyonel olarak yapmak istiyorum. Nasıl yani? Fütüre katılmayı düşünüyorum. İlk elemeyi kazanırsam Macaristan'a gidiyorum. F1'deki ilk Türk pilotu ben olabilirim belki de. Ama bunun için sıkı bir sponsora ihtiyacım var. Aha. Mesele şimdi anlaşıldı. Ne kadar lazım? Başlangıç olarak 20 bin dolar yeterli. 20 bin dolar. Hem de başlangıç için ha? Yapma abi. Sadece ARC Kozmetik marka araştırması için 200 bin dolar bütçe ayırdınız. Aferin. Dersine iyi çalışmışsın. Tabii biraz araştırma yaptım. Adviye Hanım, Şevket Bey'i bağlar mısınız? Yalnız bir şartım var. Şevket Bey bir saniye. Tamam. Piste uğra bir tur veririm sana arabayı. Ay çok teşekkür ederim ama ben başka bir şey isteyeceğim. Bir Nur Goyalı. Ne olmuş ona? Ne kadar ciddiysin? Hiç olmadığım kadar. Niye sordun? Babasıyla bir ortaklığa gireceğim. Eğer kızını üzersen, babasını da üzersin. O da beni üzer. Ben de seni üzerim. Anlaşılmayan bir şey? Binur diğerlerinden çok farklı. Zaten onu üzmeyi hiç düşünmüyorum abi. Güzel. Demir Bey'in hesabına 20 bin dolar çıkarır mısınız? Tanıtım gideri olarak. Umarım uyar. Olmazsa bize geri gönderirsiniz. Biz hemen düzeltiriz beyefendi. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımefendi güle güle kullansın. Sağ olun. Ozan, buradayız. Bu sefer de maçtan sonra gideriz. Anlatamıyorum. Bir Arhan'a sözünde durmamak hiç yakışmıyor ama. Çok özür dilerim İpek ya. İşlerim çok yoğundu. Onlar halletip hemen yanına geldim işte. İstersen yarın hemen seni bir kahve ısmarlayayım. Vay zengin çocuk. Nerelerdesin ya? İşleri varmış o yüzden gelememiş Yiğit. Yeterli mi? Pardon Ozan, ne diyordun? Diyordum ki yarın seni... Yani bütün kız arkadaşları kahve ısmarlamaya davet edecektim. Nereye gidelim hocam? Bence Pine Cafe'ye gidelim. Olur mu? Bence Pine'a gidelim. Ben oraya hiç gitmedim. Ne olur Ozan. Tabii siz nereye isterseniz. Evet.
Bir şey demeyecek misin? Ne söyleyebilirim ki? Bu muhteşem. Al o zaman. O artık senin. Ben bunu almasam daha iyi. Yani bu benim için çok fazla. Rica ederim Hande, olur mu öyle şey? Sensiz geçirdiğim yılları telafi etmez ama yine de benden bir hatıra olsun istedim. Çok utanıyorum, inanın. Hala sizi bizle mi konuşuyoruz? Kızıyorum ama. Sen benim bir tanemsin. Bunu unutma. Ha, büyük mü geldi? Biraz ama sorun değil. Tahmin etmeliydim. Bileğin ölçüsünü bilemediğim için yarın mutlaka hallederiz. Gerçekten gerek yok. Aslında geri verseniz. İtiraz yok, bu artık senin. Evet. Babam odasında mı anne? Anne? Hı? Efendim? Dalgınsın, neyin var? Baban daha dönmedi, ona takıldı aklım. Nerede ki? Erdal Bey vardı ya, arkadaşı. Onunla yemeğe çıktı. Erdal Bey İsviçre'de değil miydi? Hayır, yani ben en son duyduğumda İsviçre'deydi. Bir ay öncesinden bahsediyorum. Anladım, anladım. Ozan, bak seni seveceğin bölüm başladı. Mankenler. Aa, bir dakika ya. Erkek mankenler defilesiymiş. Ay sen seyretme, komplekse girersin sonra. Esma, sen gel bak, bu tam bizlik. Yok abla, almayayım, sağ ol. Baba, sen git yat istersen. Bak kızcağız seyredemiyor, utanıyor. Ne alakası var canım? Aa, şunların favorilerine bak. Ne var? Aynı benimki gibi. Ne zaman moda oldu bu ya? Demek yarından tez yok, bu favoriler gidiyor. Yoksa Ozan Bey'in dilinden kurtulamayız değil mi? Mankenler de bittiğine göre ben yatayım artık. Ben de geleyim Cemal. Hadi iyi geceler. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Ekşi ihtiyacım var, ne yapayım? Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Git dedim sana. Git. Özgür Beşiktaş. Neredeydin? Sen yatmadın mı? Seni bekledim. Erdal'la yemeğe gideceğimizi söyledim diye hatırlıyorum. Erdal Bey'le. Emin misin? Behiye. Lütfen bana açık sözlülükle nerede olduğunu söyler misin? Rica ederim. Bu yaştan sonra birbirimize hesap sormamız abes değil mi? Ben sadece... Bana inan ya da peşime bir adam tak. Hangisini tercih edersen. Ama konuşmamız... Ben çalışacağım biraz. Sana iyi geceler. Biliyordum. Nazlı'dır benim kızım. Alındı işte. Yapma Cemal. Hemen yumuşamayalım. Doğrusunu yaptık canım. Önlem almasaydık daha kötü şeyler olabilirdi. Haklısın. Bak. Aslında sen söyle. Sen söyle sen. Söyle. Şey diyecektim. Acaba bir hediye falan mı alsak? Ne bileyim, elbise. Ne dersin? Küçükken şöyle kocaman bir etek almıştık, hatırlıyor musun? He. Neydi o kumaşın adı? Tafta. Taftadan. Havalara uçmuştu. Günlerce kucağımdan inmemişti. Ama o zaman ufacıktı. Canım fark etmez. Benim kızım her zaman hediyelerden hoşlanır. Ha 3 yaşında ha 23 yaşında. Ana kız onunla bir alışverişe çıkarız. Ulus pazarına. Yarın değil öbür gün. Hani şu markaların satıldığı yer var ya, oraya. Paramız var mı peki? Fakfuk fon ne güne duruyor. Tamam. Ben hallederim, sen merak etme. Sen ne diyecektin? Her zaman söylediğim şeyi tekrar edecektim. Çocuklarım çok şanslı. Onların çok akıllı bir anneleri var. Hem yüreği sevgiyle dolu. Bir de güzel mi güzel. Ayrıca
Je vous en prie. Selim Bey, je vous présente Monsieur Selim Arhan, le président de notre groupe, Monsieur Guillaume Contard. Enchanté, monsieur. Enchanté. Madame Mélie Cabrier. Enchanté. Enchanté, madame. Monsieur Jean-Paul David. Enchanté. Enchanté, monsieur. Yasemin, misafirleri içeri al, ben de hemen geliyorum. Allez-y, monsieur dame, je vous en prie. Merci. Après vous. Zekeriya Bey'e haber verin, hemen gelsin. Toplantı uzayabilir. Bir de öğleden sonraki randevuların tümünü iptal edin. Peki Selim Bey. Caner, yarım saat içinde bu adamların kim olduğunu ve niye geldiklerini öğrenmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Suzan'a söyle, akşam için hafif bir şeyler hazırlasın. Selim büyük bir olasılıkla dışarıda yer. Demir'in de araba yarışı var. O da dışarıda olur muhtemelen. Evet, en iyisi biz ızgara yiyelim. Balımız var mı? Var efendim. İyi, tamam. Balık yiyelim o zaman. Baş üstüne efendim. Ömer'in telefonu bu. Burada unutmuş. En iyisi sen şuna bak. Bana kim olduğunu söyle. Tabii efendim. Ömer Bey'in telefonu, buyurun. Hayır efendim, şu anda burada değiller. Kimmiş? Tiffany mağazasından arıyorlar. Ömer Bey'in bir siparişi varmış da. Tiffany'den mi? Evet efendim. Aa, anladım. Ver bana. Bir saniye efendim. Alo. Buyurun. Aa, anlıyorum. Dün mü bırakmıştı? Siz yollamayın, ben alacağım. Bana bir sürpriz yapmak istedi anlaşılan. Ben de ona bir sürpriz yapacağım. Teşekkürler. Güle güle. Vous avez raison. C'est bon. Oui. Oui, d'accord, c'est bon. Je trouve que le dossier est bon, oui. Bence kabul edecekler. Beklediklerinin çok altında bir para ama kabul edecekler. Bence de kabul edecekler çünkü şirketleri iyi durumda değil. Başkalarıyla da görüşüyoruz diyorlar ama bakma. Son zamanlarda onlara teklif götüren tek firma biziz. Alors, nous acceptons votre offre. Yasemin'i sen işe almıştın, değil mi? Evet. Tebrik ederim, iyi seçim. Ne anlamda? Her anlamda. Oui, oui. Très bien, très bien, oui. Tamam. Tamam. Şu mavi olan. Hangi mavi? Bütün arabalar alacalı bulacalı zaten. Bak 28 numara, görüyor musun? Ha. Bak oğlum. Şimdi uçuruyorlar işte. Aa, çok, çok. Merak etme, bir şey olmaz. Demir alışıktı böyle manevra. Yasemin, misafirleri yemeğe çıkaralım. İyi ağırlansınlar. Tabii Selim. Au revoir monsieur. Au revoir Selim. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Fransız hukukunda ortaklıklar için taşınmazlarla ilgili ne gibi zorunluluklar var, öğrenin. Ne o? Oradaki fabrikaya da mı ortak olmayı düşünüyoruz?
Göreceğiz. Göreceğiz. Zekeriya'ya Yasemin için söylediklerini duydum. Evet, ne olmuş? Elsi, bizim ilişkimiz... Bizim bir ilişkimiz yok. Bir iki gece birlikte çıktık diye birbirimiz üzerinde hak iddia edecek değiliz. Öyle demek istemedim Selim. Ama ne zamandır birbirimizi görmüyoruz. İş dışında yani. Bu akşam bir yemek yiyip kutlama yapsak diyorum mesela. Seni özledim. Bir daha asla şirket içinde böyle oyunlar yapmaya kalkma. Oo, bonjour Monsieur Selim. Nasıl, Fransızları kandırabildiniz mi bari? Kandırmadım. İki taraf için de karlı olacak bir ortaklığa ikna ettim. Boşuna uğraşıyorsun, farkındasın değil mi? Yönetim kurulunun kararı var. Bu sene kozmetik yatırımı yapılmayacak. Biliyorum Teoman. Top sende. Irak'ta girişeceğin yeni oyunları merakla bekliyoruz. Ha, bir şey daha. İki gün önce Dışişleri Bakanlığı'nda bir yetkili arkadaşımla görüştüm. Irak'ta durum netleşmeden hükümetin hiçbir adım atmayacağını söylüyor. Bilgin olsun. Allah'ım şuradan bir yırtayım. Söz her şeyi anlatacağım İpek. Bakın bekliyor. Ben size demedim mi? Bir de çocuk hakkında atıp tutuyorsunuz utanmadan. Hadi gidelim. Emredersiniz prensesim. Ben taksiyle gidelim diyorum, ne dersin? Bizde o kadar para yok ama. Merak etmeyin, ben hallederim. Bak şu içeriye. Hoş musunuz? Harikasın Demir, birinci olacağını biliyordum. Tebrikler. Sağ ol. İşte çampiyon! Niye son ana bıraktın lan? Yüreğimiz ağzımıza geldi. Bilerek yüreğinizi ağzınıza getirdim. Başka türlü heyecanlı olmuyor ki. Bir daha yapma ama, sen bana lazımsın. Ben galiba aşık oluyorum. Şu gözlerin güzelliğine bak ya. Keşke yalnız sen ve ben olsaydık burada. Yanımızdakiler olmasaydı. O zaman hesap da yüklü gelmezdi. Saçmalama oğlum, bırak şimdi hesabı falan. Ya nasıl bırakayım ya? Evden aldığım paranın hepsi gidecek. Aman. Battı balık ya, gider. Ne işimiz var bizim burada ya? Gidecek başka yer bulamadınız mı? Ay çiçek. İki dakika rahat dur. Zaten oturmayacağız. Arkadaşımla 5 dakika bir şey konuşacağım. Sonra çıkacağız. Tamam. Sen git konuş. Ben dışarıda bekleyeceğim. Burada sana virüs bulaşır. Fokoşluk virüsü. Ozan. Sen...
Hoş geldiniz. İyi günler. Ömer Arhan adına bırakılmış bir mücevher vardı. Onun için geldim. Çok özür dileriz hanımefendi. Ömer Bey dışında hiç kimseye teslim edemiyoruz. Ne demek şimdi bu? Mağazamızın prensibi, özür dilerim. Ben Ömer Arhan'ın eşi Behiye Arhan. Bırakın şu prensip saçmalıklarını da bana bir yetkiliyi çağırın lütfen. Çok özür dilerim efendim. Hemen arıyorum. Behiye Hanım, sizi burada görmek ne büyük şeref. Lütfen, lütfen. Saygısız çalışanınız nedeniyle yeterince gerildim zaten. Ben kendisiyle ilgileneceğim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kocamın bıraktığı mücevheri almaya geldim. Ömer Bey, bu konuda bileziği hemen Behiye Hanım'a teslim edelim lütfen. Peki. Çok özür dilerim. Bir daha tekrarlanmayacak. Emin olabilirsiniz. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Niye açmıyorsun? Neredesin ya? Neredesin? Sercan, hı. Bir Nur'u gördün mü? Yok. Sen kazanınca ben aşağı indim, bilmiyorum. Nerede bu? Sonra sen arabadan indin, orada vardı. Şampanya patlattık, orada da vardı. Sonra sen Tuğba'yı öptün. Oğlum orada kesin yoktu. Oğlum çuvalladın lan. Çok fena çuvalladın hem de. Sercan, sinirimi senden çıkartırım ha. Bana ne kızıyorsun ya? Tuğba'ya kız. Ben mi öptüm seni? Tuğba öptü. Kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ben de 1000 lira öperim. Olur biter. Sercan. Tamam, tamam, tamam. Şaka yapalım. Tamam, tamam. Buluruz bir çaresini. Ya buralardadır oğlum. Buluruz ya. Ama ben eminim daha dün koydum bunun içine para, öyle değil mi? Tamam öyle, ben de biliyorum ama şimdi yok işte. Belki gün içinde bir yerlerde harcamışsındır anne, olamaz mı? Ne bileyim, 1 milyon yerine 5 milyon falan vermişsindir. Kızım 60 milyon, 3 tane 20'lik. Allah Allah, şeytan alma diye bu parayı. Gün boyunca da eve kimse girmedi diyorsun. Belki hırsız girmiştir. Başka hiçbir şey almayıp Fakfuk fondan 60 milyon alacak, 40 milyon da bırakacak kadar aptal bir hırsız varsa evet olabilir. Neyse, sabah olsun hayır olsun bakalım. Belki çıkar bir yerden. Çiçek, bir çay doldur kızım. Teşekkürler Tatyana. Ne oldu yarış? He? Sponsorluk etmeye değer bir sonuç çıktı mı bari? Kazandım. Emin misin? Neye emin miyim? Kazandığına. Daha çok yarı yolda lastiğin patlamış gibi duruyorsun da. Benzer bir durum oldu ama yarışla ilgili değil. Nasıl yani? Bir Nur beni izlemeye gelmişti. Yarıştan sonra kızlardan biri gelip olmayacak bir şey yaptı. Ne demek şimdi bu? Ya beni etkileyecek ya. Herkesin içinde beni öptü. Tanımıyorum ama. Bir Nur da çekip gitmiş. Doğrusunu yapmış. Böyle bir durumda yapılacak en doğru hareket çekip gitmektir. Hayda. Ben ne dedim şimdi ya? Behiye, neyin var? İyi görünmüyorsun. Bana dedin ki, ha? Bir daha olmayacak dedin. Artık bitti dedin. Neden bahsediyorsun? Ne olmayacakmış? Ay, çok iyi biliyorsun Ömer. Bu yaştan sonra birbirimize numara yapmayalım lütfen. Behiye, şu son zamanlardaki hırçınlığını gerçekten anlayamıyorum. Peki bu ne? Bunu nasıl açıklayacaksın? Bunun ne işi var sende? Konumuz bu değil.
Soruma cevap bekliyorum. Sana bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağım. Artık bana güvenmelisin. Ama bir kez daha söylüyorum. Bir ilişkim yok. Anlıyorum. Tabii ki ilişkin yok. O 30 milyarlık bileziği de sokakta herhangi bir kadına vermek için aldın. Bilekleri benden daha ince olan bir kadına. Benden genç bir kadına. Sarışın mı yoksa kızıl mı? Ah, pardon, unuttum. Ömer Bey esmerlerden hoşlanır. Adı ne? Söyler misin? Yine bir şey mi aşırıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ben yatıyorum. Hayır, yatmıyorsun. Bunu neden yaptığını açıklamadığın sürece şuradan şuraya adımını atamazsın. Ben bir şey yapmadım ki. Ozan. Yapma. Gördüm seni. Hesap ödüyordun. Halt ettim. Çok büyük bir halt ettim ben. Abla, ben ne yapacağım? Ya bak, cebimdeki paranın hesabı yeteceğini düşündüm. Ama ne olur ne olmaz diye de Fakfuk Fondan 60 milyon aldım. Akşam koyacaktım. Ama Allah'ın belası yer, o kadar pahalıymış ki. Bütün paramı onlara bıraktım. Annemler duyarsa geberirler üzüntüden. Ben öleyim daha iyi ya. Öleyim ya. Tamam. Tamam dedik. Bakacağız bir çaresine. Paylaşamadığımız hiçbir şey olmamalı. Bak. Sen bana sevgililerini anlat. Ben de sana gece yarıları 3'e kadar senin eve dönmeni beklerken çektiğim acıları anlatayım ha? Yüzüme gülüp arkamdan beni çekiştiren arkadaşlarımı. Onlar gibi yapmadığım. Genç bir adam bulup senin beni aldattığın gibi benim seni aldatmadığım için bana aptal diyen arkadaşlarım. Oldu mu? Anlaştık mı? Seni aldatmıyorum beyi. Seni aldatmıyorum. Peki onu kime aldın? Kime? Söylemen için bekleyeceğim Ömer. Biraz daha bekleyeceğim. Eğer açıklamazsan beni bir daha göremezsin. Alışverişe gitmeyi düşünüyorum. Sen de gelmek ister misin Birnur? Yok canım, alışveriş falan istemiyor, sağ ol. Birnur Hanım, sizinle görüşmek isteyen bir beyefendi var. Sürpriz. Özür dilerim, haber vermeden geldim ama Birnur Hanım saatlerdir telefonlarıma maalesef cevap vermiyor. Ben de düşündüm ki... bu arada Demir Arhan ben. Birnur'un arkadaşı ve hayranıyım. Demir, iyi ama bu saatte... Bir dakika kızım. Delikanlı. Bir Arhan olmanız evimize böyle izinsiz girmenizi gerektirmez. Kızım, telefonlarınıza cevap vermiyorsa elbette iyi bir nedeni vardır. Telefonlarınıza cevap alıncaya kadar bekleseniz iyi edersiniz. Ben çok özür dilerim. Sadece gönlünü almak istemiştim. Afiyet olsun. Bu çiçek de senin olsun. Demir, bir saniye bekler misin? Demir, lütfen bir dakika durur musun? Bak tamam, biliyorum biraz ters bir durum oldu, farkındayım ama lütfen bir dakika dur da konuşalım. Biraz ters mi? Resmen çocuk gibi azarladı beni ve sen de hiç sesini çıkarmadın. Çok özür dilerim, aile saadetinizi bozdum.
Tamam, babam adına ben özür dilerim. Ama lütfen dur, yoksa kalp krizinden öleceğim. Ama bence sen de tüm bu olanları hak ettin. Niyeymiş? Çünkü sinirimi bozuyorsun. Ve sanırım babam da bunun farkına vardı. Tamam tamam, ben biliyorum neye sinirlendiğini. İki tane salak kız gelip beni öptü diye kıskançlık krizlerine girdim. Ama çok saçma, çünkü onlar benim için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Mesele onlar değil Demir. Ne peki mesele? Beni asıl sinirlendiren şey orada hayatını tehlikeye atmış olman. Yani orada durup öylece seni seyrederken ya sana bir şey olursa diye korktum. Ya gözümün önünde araba... Sen beni mi düşündün? Benim için kaygılandın. Evet. İtiraf ediyorum. Evet. Gördüm. Söz veriyorum. Kendimi affettireceğim. Söz. Ne oldu? Ne takıldı kafana? Biraz hızlı mı gidiyoruz diye düşünüyorum. Hangi konuda? Şu Fransızlar. Tamam. Adamlarla anlaştık. Ürün geliştirme konusunda çalışacağız. Peki ya üretim? Goya Kozmetik. Daha Bahattin Goyalı'yı bile aramadım. Adamın bizimle ortaklık yapacağından haberi yok. Nereden biliyorsun haberi olmadığını? Adviye Hanım, gelir misiniz? Buyurun Selim Bey. Bahattin Bey'den randevu aldınız değil mi? Pardon. Maalesef Selim Bey. Anlamadım. Ne demek maalesef? Randevu talebimizi geri çevirdi. Geri mi çevirdi? Benim görüşmek istediğimi söylediniz değil mi? Müdürleri falan karıştırmadınız. Hayır efendim, olur mu? Yalnız şey dedi. Selim Arhan benimle görüşmek istiyorsa kendi arasın söylesin dedi. Allah Allah. Deli mi bu adam? Evet efendim, lanet bir deli. Bana kızım diye hitap etti sürekli. Tam 12'den vurmuş. Tamam Adviye Hanım. Verin telefonunu. Gerçekten arayacak mısın? Bu işin olması için değil Bahattin Goyalı'yı. Şeytanı bile ararım. Gelmeyecek mi bu? İyi peki. Niye gelemiyormuş çırak? Ay bilmiyorum abla, hastalanmış mı ne? Neyse ben giderim abla. Zaten eve de şampuan alacağım. Tamam, geç kalma ama. Ay abla, param çalınmış, param yok. Çalınmış mı dedin? Evet. Ayak bile almıştım, 10 milyonun üstünü vermişti. Buraya koydum valla. Aa, bu aralar ama çok para kaybolmaya başladı. Bu evde bir şeyler dönmüyorsa ben deneyeyim. Nereye koymuştun? Buraya. Ay, buradaymış. Eben ağızlı, biraz dikkat etsene kızım. Abla ne kızıyorsun ya? Ben kaybettim, ben buldum. Tamam tamam. Hadi git şu sütü alıver. Delireceğim ya. 4 gündür yüzünü görmedim. İyi de kızım, sen de salak. Senin yaptığına düpedüz adamın yatağına girmek denir. Ya kaç kere söyleyeceğim? Sar, hoştu. Hiç fark etmez. Sonunda o yasağı yedin mi yedin. Şeytan diyor ki gir odasına. Saklan. Kapıyı açınca da... Oldu. Annesi içeri girsin. Sen de sonsuza kadar köşk adamını atama. Ya ben ne yapacağım ya? Kızım, bu adamın sürekli takıldığı hiçbir yer yok mu? Var aslında. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Hep Luna'ya gidiyor. Yuh, saçmalama. Orası olmaz. Neden olmasın? Ya delirdin mi kızım sen? Oraya tek başına girersen çıkamazsın. Hem nasıl avcı kaynıyor orası biliyor musun sen? Ben de yalnız gitmem. Ah, bana hiç bakma. Peki. Oraya bir erkekle gitmen lazım. Ya aferin. Nereden bulacağım ben o erkeği? Ne haber oğlum? Ne haber? Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Safranı çıkardın mı? Ne safranı? Zerdin içine safran konmaz mı kızım? Konur değil mi? Nazlı, ben senden daha umutluydum. Ama abla, öyle sen birden safran deyince dalmışım. Hı.
Abla. Efendim. Safran kalmamış. Sen bu malzemeleri kontrol etmiyor musun? Ediyorum. Safranın bittiğini niye bilmiyorsun ya? Ama daha önce vardı. Tamam Naz, tamam. Gel şunu karıştır sen. Nereye abla? Mısır çarşısına. Ay nereye gideceğim? Eve gidiyorum. Orada biraz vardı. Getireyim de şurada kullanalım. Tamam. Güzel elbiseleri. Ben geldim. Kimse yok mu? Ay seni kutu gibi. Çiçek. Anne. Ne yapıyorsun kızım? Ben bir şey düşürdüm de kutuyu şey koyacaktım. Sen niye köşkte değilsin? Safran bitmiş de mutfakta. Ben de bizde var. Kolay gelsin millet. Ne yapıyorsunuz? Ben fakfukfon kutusuna iade yapıyordum. Parayı sen mi aldın? Evet. Kredi kartı borcumu geciktirmiştim. Son günüymüş. Daha da maaşımı almamıştım. Siz kızarsınız diye söyleyemedim. Bugün maaşımı aldım, yerine koyuyordum. Umarım çok kızmadın. Yine de böyle şeyleri birbirimize söylemeliyiz, öyle değil mi? Hem benim aklıma neler geldi. Hadi anne. Affet, bak yoksa seni sonsuza kadar öperim. Çiçek. Hande. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Önemli mi? Dinliyorum. Şu tatil. Hani birlikte çıkacağımız tatil. Evet. Onu biraz ertelememiz gerekebilir. Ama ben her şeyin ayarlandığını sanıyordum. Her şeyi ayarlamıştım evet. Ama son anda bir pürüz çıktı. Anlıyorum. Behiye Hanım değil mi? Yok hayır. Onunla bir alakası yok. Evet. Şu bilezik yanlışlıkla eline geçmiş. Sorun değil. Başka bir zaman gideriz. Önümüzdeki yıl mesela. Hatta ondan sonraki yıl. Hatta 10 yıl sonra bile olabilir. Hande bir saniye dinlersen. Gerek yok. Ben duyacağımı duydum. Teşekkür ederim. Karınızla aranızdaki sorunları çözdükten sonra beni ararsınız. İyi günler. Sağ ol canım. Şimdi sizlere ufak bir lezzet testi yapacağız. Ama gözlerimizi açmak yok, tamam mı? Tamam. Sorumuz şu. Acaba Cemal Koza'nın en sevdiği şekerleme hangisidir? Hangisidir? Şöyle bir şey olmasın sakın. Badem ezmesi. Evet. Hayır ola bugün bayram falan mı? Ne alakası var? Ufak bir sürpriz yapayım istedim. Bakalım bunun arkasından ne çıkacak? Aşk olsun baba ya. İçimden geldi aldım işte. Hadi. Söyle bakayım. Önemli bir şey değil. Sadece bu akşam bir yere davet edildim de. Nereye? Okuldan bir arkadaş davet etti. Kimmiş bakayım bu? Adı Cihan. Allah Allah ben bu ismi hiç duymadım. Ya aman anne ya hemen yazmayın. Ortada bir şey yok. Öyle müzikli bir yere gidip biraz dans edeceğiz işte. Mümkün müdür? Ya? Mümkündür. Beni ne kadar mesut ettiniz bilemezsiniz muhterem babacığım. Berhudar ol yavrum. Buyurun. O zaman ben hemen Cihan'ı arayayım. Bir saat sonra gelip beni alsın. Ara bakalım. Hayatım. Ver bakalım bir tane. Hayrola kim bu çocuk? Tanımazsın okuldan. Sen tanıyor musun bari? Ne demek şimdi bu? Ne demek olduğunu sen bilirsin. Üf, onunla hiçbir alakası yok. Hem biz Taksim'e gideceğiz. Ben size nereye gideceğini sormadım. Ay Çiçek uğraşamayacağım şimdi seninle. Hem acele etmem lazım. Bir dakika ben bırakırım sizi. Hayır yok yani hem o taksiyle gelecek.
dışarı mı? Hı, gelsene sen de. Biraz çalışmam gerek. Yoksa gelirdim vallahi. Sahiden. Büyük gösteriyi kaçıracaksın. Ne gösterisi? Gelseydin görürdün. Bir Nur'la mı ilgili? Evet. Aranız nasıl? Çok iyi. Hatta muhteşem. Ama yalnızca onunla iyi. Nasıl yani? Babasıyla tanıştım. Bahattin Bey'le. Maalesef. Bak, kızın babasıyla aranı bir an önce düzeltsen iyi edersin. Biliyorsun seninle bir sponsorluk anlaşmamız var. Hiç merak etme abi. Bu geceden sonra ister istemez düzelecek zaten aramız. Aklından neler geçiyor çocuk? Dönünce anlatırım. Çok acayip olacak, çok. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Aynı sınıfta mısınız? Evet. Hı, iyi. Arabayla gelmedin değil mi? Taksiyle geldim. Aferin. Hayır, içki falan içersiniz. Ben kullanmıyorum. Sigara? Kesinlikle. Aferin, en iyisi. Sağ ol. Ben hazırım, hadi gidelim. İyi geceler. İyi geceler. Fazla gecikmeyin. Tamam. Merak etmeyin, geç kalmayız. Arabayla gelmedin değil mi? Hayır efendim, üç tekerlekli bisikletimle geldim. Sen benimle alay mı ediyorsun? Yalan. Abi, ya, Cemal! 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 Beni arayacağım hayatım, beni arayacağım. Bu gece özel davet var, giremezsin. İyi ama biz... Pardon, müsaadeniz. Ah Demir! Senin ne işin var burada? Arkadaşlar sizle beraber mi Demir? Evet, benimle, gel. Hadi iyi eğlenceler. Bir duble sek vodka verir misin? Yine tarihin tozlu yapraklarına gömülmüşsün bakıyorum. Ay, şu güzelliğe bakar mısın? Ne tatlıydı o zamanlar. Hala tatlı benim kızım. O zamanlar büyüyüp de bir genç kız olacağını hiç düşünmezdim, biliyor musun? Ne yalan söyleyeyim, ben de. Hep böyle bebek kalacakmış gibi. Çocuk şeker ama değil mi? İyi çocuk canım, belli. Öyle rahatladım ki. Sen esas onu bana sor. Eğleniyordu değil mi? Canım tabii eğleniyordu, niye eğlenmesin? Canım. Hadi dans edelim. Neden? Demir'e daha yakın olman için. Ya ne alakası var? Dans etmek istiyorum. Hadi kalk. Bırak Esma. Bunu bana en başından söyleyebilirdin. Bak nasıl salak durumuna düştüm. Ya ne demek şimdi bu? Tamam. Dans edelim. Hadi. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. Ama sadece birkaç dakikanızı alacağım. Ben öyle büyük laflar edebilecek bir adam değilim. Ama bu gece burada
Benim için çok özel bir kadın var. Seni seviyorum. Bunu daha önce hiç kimseye söylemediğimden emin olabilirsin. Benimle evlenir misin Birnur? Evet, evet.